Size bu videomda Çandarlı Halil Paşa, 2. Murat'ın ve Fatih Sultan Mehmet'in Vezir-i Azamının hayatını anlatacağım. Çandarlı Halil Paşa'nın doğum tarihi bilinmiyor. Ölüm tarihi 10 Temmuz 1453'tür. 1439 ve 1453 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından idam ettirildiği 10 Temmuz 1453 tarihine kadar 15 yıl süresince vezir-i azamlık yapmıştır. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazamdır. Hayatı. Osmanlı Devleti kuruluş döneminin baş vezirlerinden olan Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın torunu ve Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğludur. Eğitimi ve ilk görevlerinin ne olduğuna dair elimizde belge yoktur. Fakat ilmi de sınıfında olduğu için iyi derecede medrese eğitimi gördüğü kabul edilebilir. Bir vaktiyede 1436'da kaz asker olduğu kaydı bulunmaktadır. Sadrazam olan babası Çandarlı İbrahim Paşa öldükten sonra ilmiyle sınıfından ayrıldığı belirtilmektedir. 2. Murat saltanat döneminde 1439'da baş vezir olan Osmancıklı Amasyalı Hoca Mehmet Nizamüddin Paşa öldükten sonra baş vezirlik görevine geçmiştir. 1439 ile 51 kadar dönemde iki defa devlet işlerinden uzaklaşarak Manisa'ya çekilen 2. Murat'ın yerine gelen genç oğlu 2. Mehmet'in 1. Sultanlık döneminde fiilen Osmanlı Devleti'ni yönetmiştir. Bu dönemde özellikle Anadolu beyliklerine karşı yapılan sert müdahalelerin önüne geçerek büyük bir iç karışıklığı önlemiştir. Edirne-Segettin Anlaşması'nın koşullarında hoşnut kalmayan papalık Kardinal Giuliano'nun cesirini vasıtasıyla Macar komutanı Jonas Hunandia'yı papanın onayı olmadığından dolayı geçersizdir iddiasıyla anlaşmayı ihale yönetmesiyle Balkan ülkelerinin büyük bir haçlı ordusu oluşturarak Macar Leistan Kralı 3. Ladislav komutasında önce güneye Balkanlardan sarkarak sonra doğuya Varna'ya yönelmeleri ile büyük tehdit altına kalan Osmanlı Devleti ordusunun başına tekrar tahttan feragat etmiş olan 2. Murat'ın gelmesini sağladı. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti Varna Muhaberesi'nde büyük bir galibiyet kazandı. Bunu takiben Osmanlıların Mora'ya büyük bir sefer yaparak Mora'nın büyük kısmının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesinde ve Eflak Prensi Drakula III Vlad Tepeş'in Macar mütefiklerinden ayrılmasına ve 2. Kosova Muhaberesi'nde 2. Murat komutasındaki Osmanlı ordusunun Jonas Hoyendayi komutasındaki yeni bir Macar Eflak ordusunu imha etmesinde büyük katkısı olmuştur. 2. Murat'ın 3 Şubat 1451'de Edirne'de vefatından sonra oğlu 2. Mehmet'in Manisa'dan gelmesine kadar geçen 16 gün büyük bir dirayetle bu tahta geçişinin problemsiz olmasını sağlamıştır. 2. Mehmet'in 2. tahta geçmesinden sonra da baş vezirlik hizmetine devam etti. Fakat 2. Mehmet'in lalası olan Zagonoz Mehmet Paşa ile arasında bir politik mücadele başladı. Çandarlı Halil Paşa, Zagonoz Mehmet Paşa'nın devamlı öğrencisi olan padişaha özellikle Bizans'a karşı daha atak davranması hakkındaki tavsiyelerine karşıydı ve Bizans'a karşı daha ılımlı davranılması tavsiyelerini vermekteydi. Bazı kaynaklara göre Çandarlı 2. Mehmet'in sabırsız ve deneyimsiz buluyordu. 2. Mehmet, baş veziri olan Çandarlı Halil Paşa'nın katkısına değer verdiğini, Filipe civarında bir köyü malikane olarak baş vezire bağışına rağmen Çandarlı Halil tedirgin olmakla devam etti. İstanbul kuşatması sırasında Avrupa'da yeni bir Haçlı İttifak ortaya çıkacağından kuşkulandığını ve bu nedenle kuşatmanın zayıflamasını ve hatta kaldırılmasını 2. Mehmet'e tavsiye etti. Bu tavsiyeleri orduda ve devlet kapılarında Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığı söylentilerinin dolaşmasına neden oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul fethedilmesinden sonra 1 Haziran 1453'te 2. Mehmet bu dedikoduları çok ciddiye aldığını açıklayarak baş vezir Çandarlı Halil'i görevinden azletti. Çandarlı Halil Paşa ve çocuklarını tutukladı. Çocukları da
Daha sonra serbest bırakıldı ama Çandarlı Halil Paşa Yedikule'de Altın Kapı'da 40 gün hapsedildi. 10 Temmuz 1453 tarihinde gözlerine mil çekildi ve idam edildi. Boyun eğeceği yerde sultanı dik baktı diye iddia edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından İznik'e götürülüp türbesine gömüldü. Bu olay hakkında tarihçiler arasında çeşitli değişik yorumlar ve tartışmalar yapılmaktadır. Bazı tarihçiler 2. Mehmet ilk tahta geçtiğinde ve İstanbul'un fethi sırasında başvezirin sergilediği tutumlar nedeniyle bu idamın ortaya çıktığını bildirirler. Babinger bu politikasıyla 2. Mehmet'in kendi otoritesini tekinleştirip olduğunu ve herkesin genç sultana boyun eğdiğini belirtir. Sakaoğlu İstanbul'un alınmasından muhalif kalması ve bu nedenle Bizans'la arasında bir gizli anlaşma olduğundan kuşkulandığını belirtmektedir. Sicili Osmani'de şöyle değerlendirmektedir. Tekbirli, güçlü, alim ise de Bizans devleti ile siyasi ilişkisi 80 senelik aile ocağının ifaline son vermiştir. Eserleri Ege'de Çandarlı Köprüsü'nde bir kale yaptırmış olup Körfez ve Dikili Çandarlı Mahallesi'nde onun adını taşımaktadır. İznik'te bir imaret ve Edirne'de Halil Paşa Hanı olarak adlandırılan bir han yaptırılmıştır. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.